Efendim merhabalar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yaptım? Bugün pazara biraz daha erken geldim. Böyle satıcıların araçlarını hazırlarken ki durumunu çekmek istedim. Böyle bakın şurada abim temizliğe başlamış. Şimdi neredeyiz? Çukurova Otopazarı'ndayız. Bakalım bu hafta fiyatlar nasıl? Al sat var mı? İşte birçok yorum yapan arkadaş fiyatların yılbaşından sonra daha da artacağının düşüncesinin içinde. Şu anki piyasalar nedir? Şu anki durum nedir? Mesela bak abim yeni gelmiş, fiyatı yeni yazıyor. Şimdi detaylarıyla videomuzda hepsiyle karşılaşacağız. Dostlar videoma başlamadan evvel kanalıma bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Diğer taraftan etkileşimi arttırmak için de lütfen paylaşmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da detaylarıyla bekliyorum. Şimdi ne yapalım? Şurada sunrooflu bir tane ne var? Palio var. Gelin Palio ile başlayalım. Herhangi bir fiyat yazmamış ama zamanın krallarından sunroof koymuş üstüne. Muhtemelen akıttığı için de ne yapmış? Etrafını silikonla çevirmiş. Şöyle Palio HL diye geçiyor. Zamanın krallarından. Şurada bir Honda Civic var. Abimiz böyle temizlemeye başlamış. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Gördüğünüz üzere böyle tiril tiril yapmış abimiz. Şöyle içine de bir bakalım. Oh, bakın. Binicisiniz herhalde değil mi? Galerici değilsiniz. Belli. Belli. Abimin arabası tertemiz dostlar. Zaten gelmiş. Böyle biz küçükken de pazara götürürdü babam. Erken gelirdik. Böyle araba falan temizleyenler, araba o coşku güzel olurdu. Aynen. Şimdi kalmamış. Osmaniye'den geldim. Öyle mi? Gelirken işte yağmur falan vardı. Onun için biraz pis oldu. Onu temizliyorum şimdi. Elinize sağlık. Kaç model ne istiyorsunuz? 2008. Hatasız diyelim. 150. 150. Evet. Tamam. Pazarlık payınız muhakkak vardır. İletişim evet. Numarası alabilir miyim? 540. 2008. Kaç bindi araba? 148. 148 bindi. Tüp var mı? LPG'li bu Honda Civic için abime ulaşabilirsiniz. İyi satışlar. Bakın burada ne var? Füzyon, Ford Füzyon. Bunun dostlar şöyle söyleyeyim. Güzel alettir. Ondan sonra gidişi falan gayet başarılıdır böyle. Ama şu sağ koltuğu var ya, yolcu koltuğu. Böyle bürosit gibiydi. İlginçti ama yatırınca böyle masa falan oluyor. İlginç bir koltuğu var. Alette gayet güzel duruyor. Şöyle bunu da görün. Ford Füzyon. O dizelmiş. Muhtemelen bu 1.4 dizel dostlar. Ondan sonra ne yapalım? Hadi şu tarafa aşağıya doğru inelim. Bakın insanlar yeni yeni gelmeye başladı. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Şurada bir tane Ford Focus var. Muhtemelen style paket. Herhangi bir fiyat falan yazmamış. Otomatik vites mi bakalım. Otomatik vites değil. Ama bu da böyle güzel duruyor. Muhtemelen benzinli. Bakın işte insanlar yeni yeni geliyor. Ford Courier'imiz var. Ondan sonra benim değil hocam. Burada 2016 Sümbül var. İyi satışlar, iyi pazarlar. 1.5 Joy paketmiş. 127.500 TL demiş abimiz. Telefon numarasında görün. Ondan sonra böyle az yakan çok kaçan bir alet istiyorsanız mesela bunu düşünebilirsiniz dostlar. Gayet de temiz, güzel duruyor. Şimdi aşağıya doğru inelim. Geçen haftanın 75'lik connect'i burada. Yine Clio hatchback var burada dostlar. 1.5 DCI. Bu da 133.500 TL demiş abimiz. Telefonunu görün. 2013 model. 156.000 kilometredeymiş. Şurada Maria var. Hadi şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Aa bakın ne var burada. 46 plaka. Maraş'tan gelme. Linea var. 1.6'ymış. 84.000 TL demiş abimiz. Fiyatı güzel aslında. 2011 model. 200.000 kilometrede. Dostlar bu da böyle hani gavur gibi kaçsın, gavur gibi gitsin derler ya. Öyle bir alet istiyorsanız bu da onlardan. Hatta bunun bir şeyini merak ediyorum. Arkalarda disk fren bunlardan. Biliyorsunuz 1.4 turbosuyla 1.6'ları arkalar disk fren. Ondan sonra görün. Hatta böyle Emotion ya da Emotion Plus gibi duruyor. Ona da bir bakalım. Ha, kapısı kilitliymiş dostlar. Ama bilginiz olsun. Alınabilecek araçlardan yani başlangıç seviyesinde tabii rakamına yine takılmıyorum. O sizin düşünceniz.
başlangıç seviyesinde ilk startup araçlardan olabilir. Bunların lastikleri 205, 55, 16 biliyorsunuz. Bu donanımlı olanı diğer linealarla kıyaslamanızı pek tavsiye etmem. Şurada bir tane Suzuki var. 2010 dizel. 107.000 TL demiş, çok iyi. Yani şöyle, aslında fiyatlara yine diyorum, hani takılmıyorum ama şu anki içinde bulunduğumuz duruma göre fiyatına çok iyi diyorum. 260 TL demiş, hasar kaydı. Hiçbir şey. Şöyle uzaktan da çekeyim. Mesela Ford Fusion'la kıyaslayın bu aleti. Bence Ford Fusion'a göre bir tık daha böyle albenisi olan bir alet gibi görünüyor. Şöyle içini de görün. Hatta klima ünitesi Ford Fusion'a da benziyor yani. Dostlar, böyle çiçek paket. Güzel, tertemiz. Abimin arabası. Geçen hafta da buradaydı. Arka frenler kampana dostlar. Olsun, önemli değil. SX4 Suzuki. Yani Japonların kralı. Diyecek kelime bulamıyorum. Ömürlük binilecek araçlardan. 107.000 TL de demiş. Tekrar şöyle telefon numarasını sizlere çekeyim. Kilometre bilgisini merak ettim ya. Sizin herhalde aracınız. İyi satışlar, iyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kaç binde kilometresi? 222.000'de. 222.000 gayet normal. Evet, 2011 model bir araba için. Mükemmel. En ufak ötme, duman atması, suyu buyuyor. Tahmin edebiliyorum. Bir kere Japon malı. Evet. İyi satışlar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Dostlar şöyle ne var? Yine Ford Focus var. Şurada bir Clio'muz daha var. 144.850 TL demiş. 1.5 147.000 kilometrede 2018 Clio'ya. Bu da yine Joy pakete benziyor. Geçen haftanın Focus'u burada 145.000 TL. Bakın Kartal var. 38.500 TL 99 model Kartal. Bakın ne var? Qashqai var. Qashqai'ye 159.000 TL demiş. Benzin LPG'li 2010 model 166.000 kilometrede. Telefon numarası paylaşmamış arkadaşımız. Sağlık olsun, videodan ulaşabilirsiniz. Şöyle bunu da görün. Lastikleri falan güzel. Kış lastiği gibi güzel durmuş yani. 4 mevsim lastiği takmış kardeşim. Bu da fena değil gibi. Bakın şurada ne var? Toros var. Hadi Toros'a bakalım. Toros. Ne istiyormuş Toros'a? 94 modelmiş dostlar. 37.000 TL demiş. Sizin aracınız mı? Kadirli'den mi geliyor? Plaka Kadirli gibi görünce. Ya İmamoğlu'ndan geliyormuş dostlar. Toros'u da görün böyle. Kardeşim satıyor. Ondan sonra burada Megane'ımız var. Megane 1. Zamanın krallarından. 1.6. Doğru mudur? 1.6 benzinli LPG 99 model 280.000 kilometrede 56.000 TL demiş abimiz. Tavanda hafif boya atmaları var. O da yaşı gereği gayet normal. Şöyle görün. İçini de bir çekeyim size. Zamanın efsanelerinden, böyle basınca 210 kilometre hızları görüyordu bu alet dostlar. Bunu da arkadan çekeyim. Bunu da görün. Bu şekilde. Burada ne var? Bakın burada Peugeot var. 307. Bunu da gelmişken çekelim. Lastikleri yeni. Kapısı açık. Şöyle. Oo, bakın içini ne yapmış. Vay. İçini gayet güzel yapmış ama çok koyu görünüyor içi. Yani camlardan mı bilemiyorum ama. Şöyle dolu dolu güzel olmuş. 68.000 TL fiyat vermiş abimiz. 210.000 kilometrede 2005 model. Telefon numarası burada. Ama güzel, yapılı bir alet. Şöyle bunu da merak edenler, araçla ilgilenenler görebilir. Burada C3 var. 2003 model. Abim kahvaltı yapıyor. Rahatsız etmeyelim. Şurada ne var? Bakın gelmişken onu da çekeyim. Gelmişken çekelim bunu. VIP demiş abimiz. Transporter'a. 2004 model. 255.000 kilometrede. Telefon numarasını görün. Şöyle içini dışını da. İçi de yapılı. İyi satışlar, iyi pazarlar. Böyle VIP televizyonu vesairesi olan güzel bir alet yapmış abimiz. VIP düşünenler için. Hasar durumu falan var mı? 3 lira hasar kaydı var. 2 parça yüzeysel boya var. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle içini de görün dostlar. Gayet güzel. Düşünenler olursa double ekran falan da var içinde. Belli yani, araca güzel yapmışsınız. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Şöyle uzaktan bir daha alayım. 117.500 TL demişler. 2.5'luk Transporter'a. Televizyonu da var. Transporter'lardan giderken bir tane daha var. Bakın burada. Onu da çekelim gelmişken. Uzun şase. 240.000 TL demiş. Telefon numarası bilmiyorum. Okunuyorum ama 2016 model. 2000 motor. 113.700 kilometrede. Şöyle bunu da uzaktan alalım. Amblemi düşmüş. Ama şöyle
kapısı açıksa bir içini de çekmek istiyorum size. Bakalım. Heh, kolay gelsin, iyi satışlar. Dostlar, arkada koltuk yok ama yayla. Görüyorsunuz içinde hurda koltukları var. Düşünenler için. Transporter uzun şase. Şimdi yine böyle az yaksın, çok kaçsın, böyle deli fişek bir araba istiyorum diyorsanız tavsiye edeceğim araçlardan bir tanesinin karşısındayız şu an. Exclusive paket Citroen C Elise. Evet, bu araçta rüzgar sesi, yol sesi, motor sesi biraz fazla. Bu arada 2013 modelmiş. 120 bin TL yazmış abimiz 234 bin kilometredeki C Elise'ye. Şimdi bu arabanın yapısı gereği önden rüzgar sesini içeriye alıyor. Fakat şuraları, şu gördüğünüz kısımları ve şu kısımları kapatarak, hatta ve hatta işte şu an rüzgarlık takmış ama şu cam fitilinin olduğu yerde bir yer var. Orayı silikonla doldurarak o rüzgar sesini kesebiliyorsunuz. Ya, maddi durumunuz iyiyse veya elinizden geliyorsa da yalıtım malzemesi alarak da kendi aracınızı kendiniz yalıtabilirsiniz. Bagaj hacmi güzel, içerinin genişliği güzel. Dediğim gibi özellikle ve özellikle yakıtı gerçekten çok başarılı bir alet. Onu da şöyle, bu arada Ecofest yazılım varmış üstünde, o daha güzel olmuş. Ben yazılıma karşı değilim dostlar. Yazılım iyidir. Yeter ki Ecofest gibi, böyle mega chips gibi düzgün yerlere attırın. Ha, yazılım var diye de işte arabanıza abanmayacaksınız. Çünkü o yazılım alt devirleri canlandırıyor. Bana göre, yani o turbo lock dediğimiz kısım var ya, orayı canlandırıyor. Dolayısıyla yani gaza daha ufak dokunarak daha güzel hızlara, seviyelere ulaşmak mümkün. Güzel bir Egea var. Abim de içinde oturuyor ama fiyat yazmamış. Onu da böyle kadrajımıza almış olalım. Şimdi ne var? Şurada bakın, güzel bir Clio var. Hadi o Clio'ya bakalım. Sembol daha doğrusu dostlar. Ağız alışkanlığı. 1.2'ymiş. Ticari çıkmasıymış. Komple boyalıymış. 95.000 TL'ymiş. 2015 216.000 kilometrede. Telefon numarası da burada. Bunu da şöyle görün. Böyle hakikaten taksi filmindeki taksi gibi böyle heybetli olmuş. Önde karlık vesaire. Şurada meşhur Bora'mız var. Biliyorsunuz 77 binden 75 bin TL'ye düşürmüş dayım. Günaydın, hayırlı pazarlar. Ne var ne yok? Şöyle görüyorsunuz dostlar. Volkswagen Bora. Bu pazarımızın şeyi oldu artık. İdoli oldu. Otomatik şanzıman. 355 bin kilometrede. Bunu da görün. Ne var? Burada bir tane Doblo var. Hadi ona da bakalım. İyi pazarlar diyorum amcacığım. Doblo var. İlgilenen de var anladığım kadarıyla ama şöyle bunu da çekeyim. Bu Doblo da uzun zamandır pazarda. Geçen haftanın Sport Tourer'i burada Seat. Aslında yine aynı arabalar hemen hemen burada. Hadi şöyle aşağıya doğru gidelim. Bakın BMW var. Kompak. BMW kompak. Hadi bunu da çekelim şöyle gelmişken. Zamanın krallarından. 34 plakaymış dostlar. Lastik durumu gayet güzel. Şöyle abim de tesadüf. 316 Ti kompak. Otomatik klimalı. 59.500 TL demiş. Kardeşimiz telefon numarasını da görün. Böyle. Tavanda folyo var. Ondan sonra şöyle kapısı açık mı bakalım. Kapısı da açık, içini de görün. Güzel. Direksiyonu böyle deri kaplattırmış. İçi de fena değil gibi. Şimdi yazılımdan devam edecek olursak dostlar, dediğim gibi ben almış olduğum bütün araçlarıma yazılım yaptırdım. Bundan sonraki alacağım aralara da yazılım yaptırmayı planlıyorum. Geçen haftanın Aurisi burada. Şurada bir Seat Cordoba var, onu da görün dostlar. Özür dilerim. Şimdi fiyat bilgisi falan yazmamış. Tavanda soğumalarda mevcut. Eski sümbül var. Yeni fiyatını yazıyor abimiz. Şimdi bu hafta bilerek erken geldim. Hem havanın güzelliğinden faydalanıp hem de aracını satmak isteyen kişilerin böyle o heyecanını görmek istemiştim. 2006 model ne var burada? 1.4 Dodge motor. 173 bin kilometrede. Klimalı. 4 cam otomatik. 95.500 TL'ye
Getz var dostlar. Bunu da görün. Şöyle uzaktan çekeyim. Bakalım bu şey mi? Arka fren disk olanlardan mı? Bakıyorum. Yok. Arka freni kampana. Bunu da görün bu şekilde. Bundan geç 80 plaka. Yine satılmayan Clio'muz var karşıda. Uzun zamandır var olan araçlardan. Hadi bir tane daha transporter çekelim. 240 bin TL demişler. İlk sahibi zaten. İlk sahibinden 2015. Telefon numarasını kardeşim görün. Şöyle kardeşimi de çekeyim. Şimdi ilk sahibinden diyor kardeşim. Araç sizin. Evet evet. Galericilik var mı? Yok. Binicisiniz. Aynen. O zaman güzeldir. Çiçek gibi. Şöyle İçine dostlar görün. Ya. İçine de bir bakalım. Uzun şase gibi duruyor. Otomatik şanzıman yani DSG yok. Şöyle bu da az önceki çekmiş olduğumuz araç gibi. Arkası 3 kişilik. Burası böyle hang gibi kullanılan kasasından düşünenler için temiz duruyor. İyi satışlar kardeşim. Kolay gelsin. Evet dostlar şimdi ne yapalım? Şurada güzel bir ne var? Bakın Focus var. İlginç arka frenleri kampana. Garibime gitti. Çünkü bunların çoğu ve Ciha görünümlü. Böyle ben disk fren diyebiliyorum. Yol tutuşuyla böyle efsaneler yaratmış bir araç. Özellikle hatchback'i daha böyle ciciş diyebilirim. 2005 model. 1.6 benzinli. 206 bin kilometrede 97.800 TL demiş abimiz. Ford Ciha'ya. Focus Ciha. Belki de dizelleri arkaları disk fren olabilir dostlar. Yanlışım varsa düzeltin. Yoruma ekleyebilirsiniz. Şöyle içini de çekeyim. Bundaki zaten ses sistemi adamı bitirir. Sony'nin orijinal ses sistemi var biliyorsunuz. Böyle bangır bangır dinleyebilirsiniz. Arkada makam perdeleri var. Yani şeyin Ford'un en dolu paketi Ciha. Onu da böyle görün dostlar. Gayet güzel. Temiz duruyor içeri. Düşünen arkadaşlar için, ilgilenenler için telefon numarasını çektim. Oradan ulaşabilirsiniz. Lastik durumu fena değil. Evet şimdi ne var? Bakın şurada makyajlı Linea var. 2016 pop paketmiş. Klima ABS airbag var demiş. 129 bin TL fiyat yazmış abimiz. Şimdi pop maket 2016 model klima ABS demiş ama 1.4 benzinli olabilir bu arada. Dostlar bilginiz olsun. Herhangi bir yerinde multijet yazmıyor. 4 cam otomatik. Kapılarını falan kapanması gayet güzel. Ha multijet bu arada dizelmiş dostlar. Bilginiz olsun. İşte bunda da taksi çıkması mı değil mi? Bunu araştırmak lazım. Linealarda özellikle. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Hemen yan yana bir tane daha bakın. 2015 model pop paket var. 207 bin kilometredeymiş bu da. 118 bin TL yazmış abimiz. Şimdi şöyle bu tarafa doğru ilerleyelim. Güneş de böyle yüzünü göstermeye başladı. Şimdi bakın ne var burada? Bir Egea var. Hadi bir Egea'ya bakalım. Az önceki Egea'da fiyat yazmıyordu. 2020 modelmiş. 20 bin kilometrede 1.479 bin TL fiyat yazmış kardeşim Egea'ya. Lastik durumu idare eder. Goodyear Efficient Grip var üzerinde. İşte bunda da tek sıkıntı bildiğiniz gibi yağ yakması sıkıntısı var. Çözdüler mi yenilerinde bilemiyorum. Yağ yakıp yakma değil mi de yağ eksiltme sıkıntısı var. Burada bakın bu araba 3 pazar önce satılmıştı. Sonra demek ki birileri almış yine gelmiş buraya. 56 bin gibi bir rakam vardı üstünde sanki o zaman. Ne olmuş? 69.500 TL olmuş. Euro Civic 98 model. Bunun faturaları vesaireleri bile duruyordu dostlar bu aracın normalde. Daha önceki videolarımda bu aracı görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın ne var? Cruise var. Oo, şimdi. Cruise deyince insanlarda şöyle bir algı var. İşte GM Türkiye'den çekildi. Daha doğrusu Chevrolet Türkiye'den çekildi. İşte GM'ye geçmişti. General Motors'a, Opel'e. Şimdi Opel'de o yaklaşık 10 yıllık süresi bitti. Fakat endişeniz olmasın. Yine diyorum. Opel'de Opel bakımını bırakmış olabilir ama Opelci bütün ustalar bu araca bakıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla alabileceğiniz araçlardan bence. Bu da güzel. Bakın böyle sunrooflu, manrooflu. Muhtemelen LTZ paket. Hemen şöyle içine de bir bakalım. Başlangıç seviyesinde alınabilecek araçlardan şöyle. Çünkü dijital kliması, hız sabitleyicisi vesaire. Muhtemelen bunda dostlar 10 hava yastığı var diye biliyorum. Yanlışım varsa yine düzeltin. Yok bu arada LTZ paket değil. Hız sabitleyici yok bunda.
bir alt paket bu, bilginiz olsun. LS paketmiş, bunu da şöyle çekmiş olalım. Ne var? Efsane Toyota var. Toyota Corolla 96 modelmiş. 75.900 kilometrede muayenesi yeni yapılmış. Telefon numarasını görün. Zamanın krallarından. Klima var mı? Kapısı kilitli. XEI mi? Nedir? Ona da bir bakalım. Evet, XEI'miş dostlar. Arkaya park sensörü koymuş. Güzel olmuş. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Bir arkadaşım i20 çekmemi istiyordu ama i20 dostlar denk gelmedi. Burada 2020 yine o meşhur Clio'muz yine burada. Selamünaleyküm, iyi pazarlar. Dostlar, sıfır niyetini alacağınız bir alet. 2020. Evet, aynen öyle. 179.950 TL demiş dayım. Böyle özelliklerini görün. Telefon numarası da burada. Sıfır niyetini al bunu ya. Aynen sıfır. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar görün, tertemiz. Kaç bindi alet? 5000 kilometrede. 5000 kilometredeymiş dostlar. 88.000 TL'ye bakın. 220.000 kilometrede 1.4 sembol var. Burada 91 Şahin var. Değişen boya yok demiş kardeşim. Bunu da görün. Ondan sonra neyimiz var bakalım. Şurada bir connect'imiz var bakın. 87.000 TL'ye yazmış connect'te. 230.000 kilometrede. Temizmiş bu arada, abim de arkamda sahibi. Bunu da düşünecek olanlar olursa bakın şöyle çekeyim. Hafif tabanda soğumaları mevcut. O da olabilir yaşı gereği. Orijinalliğini bozmamak için boyatmamış abimiz. Bakın burada 2012 style paket daha doğrusu Focus var. 150.000 kilometrede 139.750 TL demiş. Telefon numarasını da görün. 2012 model. Aslında kilometresi yaşına göre gayet uygun. Önde park sensörleri vesaire mevcut. Style paket şöyle güzel temiz duruyor. Herhangi bir solma vesaire yok boyasında. Şöyle içinde çekeyim dostlar, bunu da böyle görün. Aslında alınabilecek araçlardan. Yine başlangıç seviyesinde ama yine diyorum fiyatlara çok takılmayın dostlar. Rengi çok başarılıymış bu arada. İyi satışlar diyorum, kolay gelsin. Dostlar şurada ne var bakın. Clio var. Şöyle güzel bir alet. Kardeşim de sövüyordu ama. Niye sövüyorsun? Hayırdır sabah sabah? Abi nasıl panjuru çalıyorlar? Hangi panjuru? Arabanın logosunu çalıyorlar. He. Bu yapılı ondan. Çekemeyenler çokmuş kardeş seni o zaman. Bunu anlarım. Tamam. Bunu ne yapacak? Bisiklete mi takacak? Bu neyi kardeş? Sibo papağanı da mı almış? Neyse. Tamam, sövebilirsin. Ağzımdan küfür çıkmasın dostlar. Clio 2004 var. 1.4. 87.000 TL yazmış. Sunrooflu. Boya atmaları mevcut. İlk sahibi. Ama ilk sahibinden güzel. Bu Clio'nun bu jantlı olanı benim hoşuma gider. Bakın şimdi burada ne var? Faça Polo var. 2011. 1.6. 135.000 TL yazmış. Polo'ya kardeşim. Ama böyle böyle basmış da Audi jant kapağı var. Videomu muhakkak izle. Şurada yukarıda Citroen C-Elize var. Abi çekerken orada. EcoFest yaptırmış. Kesinlikle karşı değilim. Yazılım candır. Hard yazılım var orada. Hard'ını bilmem de ben softçuyum hacı. Dostlar bunda da hard yazılım varmış. İşte kardeşim yanlış anlamasın videoyu izlediğinde ama ben buna karşıyım. Soft, alt devir cansızlığını alacak şekilde bence yazılım özellikle turbo beslemeli araçlara uygulanmalı. Kardeşim de bunu böyle güzel yapmış. Şey, downpipe falan var mı? Her şey var. Şey, egzoz? Egzoz da var. Bir dinlet, şey yapsana, çalıştırsana. Bir dinleyelim bakalım. Boğmayayım mı diyorsun? Ben boğmayalım. Tamam, çok abartma. Arkalar disk fren bu arada dostlar. Şöyle arkasını da çekeyim. Oy oy oy, bakın şu güzelliğe bakın yani. Ver bir sembolü. Azıcık ver bakayım, bir az bir şey. Kesici duyalım. Kesici. Hard yazılım dediğimiz olay buydu. Teşekkürler dostum, iyi satışlar. Bu hangi paketi oluyor? Komfort mu? Bu arada komfort paketmiş dostlar, bunu da görün. Süper. Bakın şimdi ne var burada 96.000 TL'ye. Utanmadan dedin. Öyle mi? Kimin aracı? Yok, gençler takılıyorlar. Bu arada böyle bir korsamız var dostlar. 1.2 98.000 km'de 2007 modelmiş. Bunu da görün.
Ondan sonra Polo'muz var, 241 bin kilometrede, 2001 model, 65 bin TL yazmış, tek parça boyalı. Yine geçen haftanın ve ondan önceki haftanın ve daha da ondan önceki haftanın satılmayan Toyota Corolla'sı burada. Şimdi arabayla gelirken burada güzel bir tane Linea görmüştüm. Şimdi o Linea'ya doğru gelin bir gidelim bakalım. Faça Linea yapmışlar. 2012 model. Kolay gelsin iyi satışlar. Dostlar görün böyle heybetli mehmetli güzel olmuş Linea. 90 bin TL yazmış. Multijet 2012. Full paket dediğiniz ne? Longe mu? Emotion Plus mı? Urban'mış bu arada. Dostlar şöyle bunu da görün. Lastik durumu fena değil. İçine doğru bir geçelim. Dijital klima var içinde. Double ekran var. Şöyle içinde sizlere çekeyim. 90 bin TL. Set dahil mi bu fiyata? Evet. Setiyle birlikte. Yani çok oynanıp oynanmama kısmı size kalmış dostlar. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Linea için 90 bin TL fiyat istemiş kardeşim. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Telefon numarası yazmamış. Telefon numaranız yok. Buradasınız diye. Peki videodan gelmek soranlar olursa altına yorum yaparlar. Siz de cevap verirsiniz. Evet dostlar. Şimdi bakalım neyimiz var, neyimiz var. Şöyle bakın şurada kedi var. Hadi o kediye doğru gidelim. Aa bakın ne var burada. Yeni Dacia var. Dacia Stepway. Yeni Dacia. Otomatik vites daha koltuklarının poşeti duruyor. Sandero. Benzinli turbo 230 bin TL demiş. Telefon numarasında görün. Daha tertemiz. Sıfır. Lastiklerinin. Ciddi ne lan? Allah Allah. Böyle bir lastik markası duydunuz mu dostlar? Yani Ciddi diye bir lastik var. Bir şeyin yan sanayisi belli ki. Ciddi. Telefonunuzu takıyorsunuz şuraya. Medya kontrol olarak geçiyor. Bu arada içinde sıfır araç kokusu var. Hız sabitleyicisi vesairesi her şey mevcut. Sadece bunda bir şey dikkatimi çekiyordu önceden. Şurada makyaj aynası yoktu bunlarda. Bakın halen yok. Yani 2020 model araba. Yolcu tarafında makyaj aynası yok bu alette. Çok ilginç. Ama ben lastiğe takıldım ya. Git marka diye bir lastik olabilir mi ya? Arkalar manuel. Şaka gibi. İlginç ya. Vallahi billahi. Artık hani maliyetleri düşürmek açısından ne yapacaklarını şaşırdı otomobil üreticileri. Dediğim gibi hakikaten yani şimdi hız sabitleyici vesaire var alette. Hız sınırlayıcı var. Sıfır daha kokusu içinde otomatik şanzıman gayet güzel. Hatta kilometresi 837 kilometrede dostlar. Şimdi yine şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Bakın hop. Aa buradakini de kaldırmışlar. Önceden burada vardı orada yoktu. İki tarafta da ayna, makyaj aynası bulunmamakta. İlginç. Yani Renault'un bu satış stratejisi beni öldürüyor. Evet, beğenenler için otomatik vites daha 837 kilometrede. Dacia dostlar, görün bunu da. Şurada ne var? Kedi var. Hadi kedimize doğru bir gidelim. Kedi dostlar 222 bin kilometrede. 70 bin düzeltiyorum. 222 bin TL 70 bin kilometrede. 2.0 2017 model. İşte bu da ne yapar? Böyle tokatlayanlardan. Görün bunu. 2.0 böyle deli fişek giden araçlardan. Sanırım ön çamurlukta boya var. Çünkü lastikte şöyle bir kırmızılık görüyorum. Bilemiyorum tabii sahibi başında yok. İçinde de garip garip eşyalar var. Ne yapalım? Bakın Honda Accord var. Vay 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 dostlar. Honda Accord. Hadi ona bir bakalım. Abim eski toprak belli. Bakın böyle. Hidrolik direksiyon, motorunun güzelliğine, ustam kapatma, iyi satışlar, iyi pazarlar. Motorun güzelliğine bakın, tiril tiril, amcam gibi tertemiz. Mükemmel, görün dostlar. Tamam kapatabilirsin amcacığım. Lastik durumu gayet güzel. 88 mi, 98 mi? 88 model, 1.6 Honda Accord dostlar. Oo, hidrolik direksiyon, kilometre 190 binde, merkezi kilit var. İçinin güzelliğine bakın ya. Oo. Ya ben mutlu oluyorum ve biliyor musunuz o hani bizim çocukluğumuzdaki o araç kokusu var içinde. Honda Accord'da. Yani bunun döşemesi vesaire var ya o kadar güzel ki işte şuradaki ya anlatamam. Direksiyon kaplatmış güzel olmuş.
Ondan sonra bakın şu cam açma kapama düğmesine bakın nerede. Harika alet ya, mükemmel. Kadife tavan var abi alette. Tavan kadife ya. Mükemmel. Honda Accord dostlar. Bagajına da bakalım şöyle. LPG var ama bakın şu güzelliğe bakın. Harika. Amcacığım iyi satışlar, iyi pazarlar. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Anten bunda otomatik bu arada, biliyor musunuz? El frenin altında bir tuş var, ona basıyorsun. Anteni otomatik açıyor. Şimdi şu Bora ile kıyaslamak istiyorum. Burada bir Bora var. Bakalım ne yazmış. O dayım 77.000'den 75.000'e 2.000 TL fiyat düşürdüm diyor. 210.000 1.6 Trendline paket benzin LPG 83.750. O dayımın arabası uygunmuş o zaman. Şu satılmayan Jetta var, şey var ya dostlar. Satılmayan Jetta. O yine otomatik vites. Tamam 300 küsür binde. Aralarında yaklaşık 100.000 kilometre kadar fark var. Dayım 77'den 75'e düşürdüm. Fiyat indirdim diyordu ama bunun fiyatına da bakınca o zaman demek ki Boraların fiyatları böyle. Bu nasıl bir fiyattır abi ya? Yani bilmiyorum, ben bu arabaya bu parayı vermem. Farların haline bakın. Lastikleri yeni ama. Şurada Toyota Corolla var. 2016 Corolla. 57.000 kilometrede 240.000 TL demiş. Of, fiyatlara bak. Fiyatlar uçuk. Şöyle güzel bir BMW var. Bakın dostlar. Öyle bir şey yok. Ben onu öğretmenim. Güzel bir BMW var. Bunu da görün. 98 modelmiş. İçinde birileri var. O yüzden çekemiyorum. Muhtemelen arabayı almış olabilir. Hatta iki şey dikkatimi çekti. Şimdi bir tanesi bu. Görün. Şöyle. Bakın ne var burada. Görün. İyi satışta. Böyle yapılı bir tane BMW var. Gayet güzel duruyor. Kaç model? 86 model. Ne istiyorsunuz? 86 model 81. Yılına 1000 TL mi istiyorsun üstad? Her yıla dostlar 1000 TL yazmış abimiz. Gayet güzel görünüyor ama. Vallahi cam gibi de alet. İyi yapmışsın ha. Güzel restore etmişsiniz. Dostlar bunu da görün. Şimdi karşıda bir Tiguan var. O Tiguan'a doğru. Bu hepsinden var YouTube kanalı. Şu Tiguan var. O şimdi kaşınıyorsun diyeceksiniz ama muhtemelen o dayın değil. Bu seferki başka biri mi? Bakalım geçen haftaki mi? Bilemiyorum. Şurada Tiguan var. Onu da çekelim. 2015. Orijinal 68.000 kilometrede 254.000 TL demişler. İyi satışlar, iyi pazarlar. Bunu da görün. Şöyle lastikleri falan gayet güzel duruyor. Manuel vites. Orijinalmiş. Şöyle içini de görebilirsiniz. Geçen haftaki Tiguan'la kıyaslayın dostlar. Benzinli. TSI Blue Motion. Arkası falan gayet güzel. Geçen haftaki dayımdan sonra sahibi karşıdaki abimiz. İyi niyetli bir insana benziyor. İyi satışlar. Araç sizin herhalde. Evet. Sen de yabancı değilsin zaten. Geliyorum. Dostlar 2016 1.4 benzin LPG Urban paket var. 240.000 kilometrede 129.000. Ne yaptın abicim sen? Maşallah. 2016 model. Evet, hepsinden var YouTube kanalında. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Eski iş yerimden arkadaşım bu arada. Sen tanınıyorsun dediğim. Sizin mi alet? Yok, öyle baktım. Sen bakmaya geldin. Bakıyorum ben. Anladım. Dostlar. Şey fiyatlar manyak manyak, o kopmuş durumda, bir şey diyemiyorum. Dostlar hepsinden var YouTube kanalında, bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.